baba mesleğimiz, ikinci kuşağım. 2000 yılından beri ben devraldım. Ben yapıyorum bu işi burada. Karabük'ün en eski bıçakçılarındanız biz. 40 yıldır aşağı yukarı Karabük'e hizmet veriyoruz. 2000 yılından beri ben devraldım dediğim gibi. İmalat yapmaya başladık. Babamdan sonra, bayrağı devraldıktan sonra ben imalat aşamasına geçtim. İmalatta daha çok rağbet var. Genelde koleksiyoncular çok ilgi gösteriyor. Bu ufak minik bıçaklar yapmaya başladık. Kolye bıçaklar yapıyoruz. Askeriye bıçak yapıyoruz. Askeri özel harekatçılarımıza bellerinde kullandığı bıçaklar buradan Karabük'ten gidiyor çoğu askerimizin, polisimizin. Mini bıçaklar, normalde biz büyük bıçak yapıyorduk. Mesela şöyle bıçak yaptığımız zaman bunun şu kısmından artan bıçağı değerlendirmek istedim ben. Yani hiçbir bıçağın çeliğin hiçbir parçasını heba etmiyoruz. O ufak bıçaklardan da kendi çapında minik bıçaklar yapmaya başladım. 1 santimlik, 2 santim, 4 santim, 3 santim gibi değişik bıçaklar yapmaya başladım. Buna da ilgi büyük oldu. Türkiye'nin aşağı yukarı bütün iline yolluyoruz buradan. Bu kolye bıçak olarak başladı asıl bu minik bıçaklar. Kullanmak isteyen için de aynı birebir büyük bıçaklara yapmış olduğum işlemlerin hepsi bu bıçakta da geçerli. Yani ışıl işleminden menev işlemesine kadar bütün aşamalardan şu minik bıçak bile geçiyor. Tabii bu büyük bıçaklara göre daha çok uğraştırıyor. Küçük olduğu için tutması, yani büyük bıçağı yapması daha kolay buna göre. Bunun da tabii ona göre fiyatı biraz yüksek oluyor ama Fiyat oranları nedir? aşağı yukarı şöyle bıçak 100 lira mesela. Yani ufak olduğu için o fiyatları belki yüksek ama yapım aşamaları biraz daha zor tabii bunun. Riskleri de oluyor bunun ufak olduğu için. Bizim ellerimiz hep dikişlidir mesela. Makineye kaptırırız, bıçak keser, parlatma aşamalarında falan kesim oluyor. Şimdi normalde böyle bıçak 100 lira. Yani biraz pahalı olmasına rağmen büyük ilgi var, rağbet var. Bu da neden? Bıçağa meraklı insanlar bunu kolye olarak dekor amaçlı boynunda taşıyorlar. Bunun aynısını büyüğünü de yapıyoruz. Eşli oluyor mesela. Büyük bıçağın yanında küçük bıçak da yaptırıyor vatandaş. Aynı takım almış oluyor. Bu kolye bıçak ama bunu kullanmak isteyen de kullanabiliyor yine. Yani ufak işlerde falan çok işlevsel bir bıçak. Zaten çelikleri ben bir şekilde değerlendirmek istedim. Yani hurdaya vermektense geri dönüş, bir nevi geri dönüşüm aslında bu. Yani kolay yapılmıyor bir bıçak. Yani o her parçasını ben değerlendirmek istiyorum. Aslında abi onun toplam boyu 4 santim. Evet. 3,5 milim kalınlık var. Evet. Kabzemiz ceviz. Evet. O bıçağın fiyatı 100 lira. Ben Şef Hasan Karabazar. Uzak Doğu mutfağında çalışıyorum 27 seneden beri. Japon mutfağı genellikle ağırlıkta mutfakta çalışıyorum. İşte bu Ali abimi ziyarete geldim ben bıçaklarımı görmek için. Hem de böyle minik bıçaklardan kaç tane almak için öyle ziyarete geldim yani. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Yani bu bıçakları almak için ve zaten bıçakların siparişlerim var. Ali abimle zaten Instagram üzerinden tanıştık. O zamandan beri bir şeyimiz, dostluğumuz dostumuz oldu. Devam ediyor yani.